Kıymetli takipçiler, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Daha az önce hastamla konuştuğum bir konu olsun bu. Rahim ameliyatı yaparken, yani rahimleri alırken yumurtalıkların da alınması gerekiyor mu? Bugün sizlere histerektomi, yani rahim alınması sırasında yumurtalıkların da alınıp alınmaması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler vermek istiyorum. Bu durum her kadının sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor ve bu kararı vermeden önce hem avantajlar hem de riskler dikkatlice değerlendirilmeli, değerlendirilmesi gerekiyor. Hadi birlikte bir inceleyelim. Şimdi öncelikle size şunu bir göstereyim, anlatayım. Bu çok önemli. Bakınız bu rahim. Bakınız bir tüp. Bir tüpte burada bakın saçaklar var. Bunlar da yumurtalıklar. Biz istersek tüpü istersek rahmi istersek yumurtalığı ameliyat sırasında alabiliyoruz. Yani bunların bir farklılıklarını bir anlayalım. Yumurtalık, tüp ve rahim görüyorsunuz değil mi? Rahim, rahim ağzı ve vajina. Şöyle arkadan da şöyle göstereyim. Bakın şu gri olanlar değerli izleyiciler bunlar yumurtalıklar. Bunları alıyor muyuz almıyor muyuz? Her rahim aldığımızda almamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani şuradan kestiğim zaman bunlar kalır değil mi? Buradan kesersem eğer bunlarla beraber çıkartmış oluyorum. Yumurtalıklar neden alınabiliyor? Bazı durumlarda rahimle birlikte yumurtalıkların alınması lazım. Gerekli olabiliyor. Özellikle mesela yumurtalık kisti varsa. Eğer yumurtalıkta bir tümör varsa, büyük bir kist varsa rahim alınırken yumurtalığı da beraberinde alırız. Çünkü bu daha sonra ciddi sorunları hasta açısından yol açabilir. Özellikle çikolata kisti, çikolata kisti olan kişilerde rahim dışında gelişen rahim dokusunun neden olduğu bir hastalık ve şiddetli ağrılara yol açabiliyor. Burada da yumurtalıkların alınması hastada bu hastalığın tekrarlama riskini azaltabiliyor. O yüzden de genellikle almak isteriz bu hastalarda eğer yaşı ileri ve fertilitesini tamamlamış çocuk isteğini tamamlamışsa. Apse ve ciddi enfeksiyon durumlarında yumurtalık ve fallop tüpünü yani tüpleri etkileyen enfeksiyonlar bu tubo-ovarya yani apseler bu bölgelerin cerrahi olarak alınması gerekebiliyor. Yumurtalıkların bırakıldığı durumda enfeksiyon çözülemeyebiliyor veya tekrarlayabiliyor veya yayılabiliyor. O yüzden yine yumurtalıkları almak zorunda kalabiliyoruz veya yapışıklıklar ve ağrı var. Hastanın yumurtalığı bir yere yapışıktır. Bu yapışıklığa bağlı önceden pelvik bölgedeki bu yapışıklıklar hastada kronik bir ağrı yapıyorsa yine yumurtalığı alıp hastanın ağrılarını gidermek isteyebilirim. İleride yeniden bir ameliyat olmasını istemiyoruz değil mi? Hastamız bir kere ameliyat oldu mu bir daha olmasını istiyoruz. Yani her şeyi halletmek istiyoruz musta, hasta genellikle. Menopoz ve yumurtalıklar özellikle kadınların yaşına ve menopoz durumuna göre de yumurtalıkları almak isteyebiliyoruz. Çünkü yumurtalığı bırakırsak ileride bundan yumurtalık kanseri gelişir diye endişe ediyoruz. Menopozdan önceki bir hastada mesela bana bugün gelen hastam 45 yaşında bir hasta. Hala adet görüyorsa yumurtalıkların korunması genellikle iyi bir şey ancak östrojen ve progesteron hormonları üremeye devam ediyor ama bu hormonlar kalp sağlığını, kemikleri ve genel sağlığı korur. Ancak bazı kadınlar yumurtalık kanseri riski açısından ön plandadır. Bu kadınlarda yumurtalığı almak daha karlı olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Hastamızla bireyselleştirip karar veriyoruz. Değil mi? Her hastaya göre. 47 yaşındadır yumurtalığını almışımdır. Böyle hastalarım oldu. Menopoz sonrası ise östrojen-progesteron hormon seviyeleri doğal olarak azaldığı için yumurtalıkların alınması genellikle sağlık üzerinde ciddi bir etki, negatif bir durum yaratmaz. Bu kararda kişiye özel değerlendirilmesi gerekiyor. Yumurtalık kanseri riski özellikle bazı kadınlarda aile öyküsü ya da genetik faktörler nedeniyle yumurtalık veya meme kanseri riski taşıyabiliyor. Yumurtalıkla meme kanseri kuzen gibiler. İkisi açısından da ortak genetik mutasyonlar söz konusunda yazık ki. Böyle bir risk varsa mutlaka genetik testler yapılmalı. Daha genç yaşlarda da yumurtalığını aldığımız kişiler oluyor ne yazık ki. Ve ileride bir yumurtalık kanseri oluşmasını engelliyoruz. Yumurtalık kanseri lifetime riski yani hayat boyu görülme ihtimali 70'te bir çok korktuğumuz tanı aldığında da hasta genelde ileri evre oluyor yumurtalık kanseri olgularında. O yüzden korkuyoruz bu yumurtalık kanserinden. O yüzden de karar verirken çok dikkatli oluyoruz. Rahim alınması sırasında yumurtalıkların alınması konusunda kesin bir kural yok. Tamamen kişisel bir karar. Doktor bazı noktaları göz önünde bulundurup beraber hastayla beraber karar alıyor. Yumurtalıkların alınması size nasıl bir fayda sağlayacak? Bu birinci soru. Uzun vadede yumurtalıklar alınırsa bir zararı var mı? Bunu doktorunuza sorun. Yumurtalık kanseri riski var mı? Bunu doktorunuzla konuşun bu süreçte bu yüzden doğru bilgi almak, sağlıklı bir karar vermek için açık bir şekilde doktorla konuşmak lazım, zaman ayırmak lazım. Bu çok önemli. Öyle hadi aldık gitti gibi bir şeyle karar vermemek gerekiyor. Çünkü özellikle kemik erimesi, kalp sağlığı, genel sağlık açısından önemliyken ileri yaşlarda da yumurtalık kanseri ne yazık ki korktuğumuz bir hadise. O yüzden rahim alınması sırasında yumurtalıkların alınması kararı sizin sağlık durumunuza, yaşınıza, kişisel tercihlerinize bağlı. Ben hastama soruyorum alınmasını istiyor musun? Aldırıp pişman olmaya olan, aldırmayıp pişman olan hasta da var ne yazık ki. O yüzden çok detaylı ve iyi anlamak lazım riskleri. Az önceki sorulara iyi cevap bulmak lazım. Siz de sağlık durumunuza, kişisel tercihinize göre doktorunuzun tavsiyelerine kulak verin. Onunla beraber avantajları, riskleri değerlendirin, iyice anlayın. Ona göre karar verin eğer rahminiz alınması kararı verilmiş ise. Bu videonun size faydalı olacağını umuyorum. Umarım birilerine ulaşmıştır video. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videoyu da beğendiyseniz bir like tuşuna basarsanız sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum efendim.